Bugün önemli bir gündü. Hep Haziran ayını gri liste konusunu konuşuyorduk. Türkiye gri listeden çıktı. Önce bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Onunla başlayalım. Sonra diğer başlıklara geçeceğiz. Çok önemliydi aslında. Şundan kaynaklı önemli bir sene geçirdik. Yani çok ciddi adımların atıldığı, çok ciddi anlamda rasyonelleşmenin etkilerini gördüğümüz, borsada yeni rekorların kırıldığı bir yandan enflasyonla mücadelenin önemli adımlarının da arasında bulunduğu kararlar alındığı bir süreci geride bırakıyoruz. Bunun da taçlanacak konulardan biri gri listeden çıkmaktı. Sayın Şimşek'in zaten tweetiyle birlikte hepimiz bir miktar beklediğimizin gerçekleşmesine mutlu olduk. Sonra da zaten devamı geldi. Şimdilik endeks tarafındaki hareketler nispeten burada bir likit sıkıntısından kaynaklı böyle kademe koruma boyutunda olduğunu görsek bile orta uzun vade için hatta bence artık adım adım yukarı yönlü hareketin güçleneceği patikaya giriyoruz. Önemli bir sürecin başlangıcını gri listeden çıkışla görüyor olacağız. Bundan sonraki bence konjonktürdeki en önemli konu artık özellikle Moody's başta olmak üzere not artışları hatta bu not artışlarının mümkünse iki adımla devam etmesi hatta tarih dışı takvim dışı olması. Tabii bir yandan aslında altını çizdiniz, yabancı yatırımcı açısından oldukça önemli. Bir yandan CDS'lerdeki düşüşler, kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışları belki gri liste konusundan sonra daha da olumluya doğru evrilecek. Beklentiler genellikle bu yönde. Yabancı yatırımcıyı da konuşalım isterim. Çünkü başta TL tahviller olmak üzere önemli düzeyde bir fon akışı görüyoruz. Bundan sonraki süreçte yılın geri kalan 6 ayı için neler beklersiniz? Özellikle ilk 6 ay artık tamamlamış gibi görünüyoruz. Bundan sonraki süreçte yabancı yatırımcıyı da konuşalım. İlk yarı, daha doğrusu ilk çeyrek itibariyle şunu görmüştük. Bankacılık ve holdinge ciddi bir teveccüh. Burada gelen hareketler özellikle bizim geçen sene Kasım ayında ve Ekim ayının sonlarına doğru sattığımız banka ve holding kağıtlarının yabancı tarafından alınması, bunun Ocak ve Şubat ayında ciddi anlamda bir rallye dönüşmesi hem endeksteki rekor hem de her iki sektöründe yukarıya sert yönlü hareketlerle neredeyse iskonto kalmadan senelik hedefleri tutturması yönünde devam etti. Şimdi bundan sonraki konjonktürde ben yabancı alışlarını artarak devam edeceğini düşünüyorum. Yabancı girişi kısmını şöyle özetleyeyim. Yani artarak devam edecek kısmında elbette ki hisse senedi tarafında Mayıs ayından itibaren bir negatife dönüş süreci var. Bir normalleşme daha doğrusu bir kar alma, kar realizasyonu hareketi var ama diğer tarafta tahvilde de çok ciddi bir kapı değerlendirildi. Onlar için önemli bir kazanç kapısıydı. Bizim için de önemli bir kullanılabilecek araçtı, bir tool'du. Her iki tarafında böyle bir kazan kazan psikolojisi içerisinde kullandığı bir carry trade imkanı yaratıldı. Buranın bu kadar teveccühte değerlendirilmesi gayet normal. Bundan sonraki süreçte yine bu aktivitasyonun devam etmesini beklerim ama ben artık hisse senedi tarafına da aynı sene başında ve geçen seneki o satışların karşılanması gibi yabancı girişlerinde olacağını düşünüyorum. Burada daha dengeli, daha orta uzun vade pozisyonlara doğru devam eden fon alımlarının geleceği kanaatindeyim. Bundan önceki süreçte biraz daha kısa vadeli ve iki sektör üzerinde alımlar gördük. Buna tabii ki dönem dönem Türk Hava Yolları, Tüpraş gibi kağıtlardan destek gördük ama ben özellikle son süreçte perakende gıdanın bile özellikle BİM özelinde yabancı alımlarıyla birlikte endekse verdiği desteği yan tarafta artık yavaş yavaş düzeltme hareketlerini tamamlayan yine Türk Hava Yolları, Tüpraş gibi kağıtların oyuna dönmesini hiç kimsenin ihtimal vermezken demir çelik tarafındaki hareketlerin yavaş yavaş toparlanmasına keza benzer şekilde artık geriden hangi kağıt kaldı temel dinamikleri düzeliyor mu diye raporların biraz biraz buraları deşmesini önemli ve manidar buluyorum. Bundan sonraki süreçte bankalar, holdingler yine göz önünde bulundurulacaktır ama eski gücünde değil yavaş yavaş özellikle holding tarafındaki hareketlerin devamını bankaların biraz daha sınırlı kalmasını bekliyorum. Yavaş yavaş diğer sektörlerde alımlar yabancı tarafında gene güçlü olacak kanaatindeyim. Ben bu sene içerisinde 400 doları göreceğimiz denkleminin hala geçerli olduğunu düşünüyorum. Hatta bunun üzerinde belki 2025 senesi içerisinde konuşacağız. Bu konjonktürün içerisinde, bu yukarı yönlü yolculuğun içerisinde yabancı alımlarının güçlenmesi bundan sonraki patikanın anahtarı. Özellikle gri listeden çıkış ve üzerine kısa bir süre içerisinde gelebilecek not artışları bu alımların hacmini bir miktar daha güçlendirir. Eskiden çok geçişken bir alım vardı. Hisse satıyorlardı, tahvile geçiyorlardı ta ki bu zamana kadar. Ben bundan sonra çok daha dengeli bir yabancı girişinin geleceği kanaatindeyim. Borsa İstanbul'da konuşalım. Tabii piyasalara yansımalarını da konuşuyoruz. Bir süredir bayram sonrasında biraz daha satıcılı bir seyri vardı. Gri liste konusu önemliydi tabii ki. Özellikle hem yerli yatırımcı açısından hem yabancı yatırımcı açısından. Nasıl değerlendirirsiniz? Beklentileriniz nelerdir Borsa İstanbul'la ilgili?
Olumlu görüntünün devamını bekliyorum. Zaten şu zamana kadar hiç fena gelmedik. 11 bin seviyesinden ciddi bir kar realizasyonu, neredeyse bir 1.000 puanlık geri çekilme geldi. Ama bu çok tırnak içinde söyleyeyim, göz ardı edilebilecek bir düzeltme. Çünkü bu tarz yükselişler öncesinde dinlenmek gayet normal. Biraz önce de paylaştım. Belirli sektörlerde, belirli hisse senetlerinde neredeyse senelik hedefler tuttu. Ama yavaş yavaş şunu görüyoruz. Özellikle gıda gibi, gıda perakendesi gibi, ulaştırma gibi, işte bankaların bazılarında olduğu gibi artık gene iskontoların hem göz önünde bulundurulduğu, hem bundan sonraki bir senelik konjonktürde yukarılardaki hedef fiyatların daha iyi noktalara revize edildiği raporlar okumaya başladık. Bu sebeple ben buradaki görüntünün şu haber akışıyla birlikte 400 dolar 38 kura göre de hesaplarsam yaklaşık 14 bin 15 bin seviyelerine doğru hareketin devamını bekliyor olacağım. Yani yukarıda bence ciddi bir pay var, ama şunu unutmamak lazım endeks tarafında. Hala henüz böyle topyekun bütün yan tahtaların katıldığı yükseliş hareketinin zamanı değil. Temel dinamikleri güçlü olmayan, hacmi konusunda sıkıntı olan herhangi bir tahtadaki hareketlerden yabancı imtina edeceği için piyasanın denklemi de oradan geçmeyecek. O yüzden portföylerin ana dinamiklerinin hala %60-70 oranında büyük tahtalarda, mümkünse yabancı alışının güçlü olabileceğini düşündüğümüz ise bankacılık, holdingler, yine Ulaştırma, Tüpraş gibi yabancının geçmişte de çok net pozisyon aldığı ya da BİMAŞ gibi kağıtlarda kalmasında yarar var. Bu seneki hikaye hala büyük kağıtlar, büyük tahtalar denkleminde devam ediyor. Tabii aslında önemli noktalara değindiniz. Ben sektörel performansı da konuşalım isterim. Başta bankacılık tarafını konuşalım isterim. Çünkü en çok kümülatife de desteğini veren sektörlerden biri. Yine holding, ulaştırma, birçok sektörü konuşuyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz Borsa İstanbul'un sektörel performansını? Bankalardan başlayalım. Sizin de söylediğiniz gibi bence en önemli sektör zaten şu an elimizde. Bu demek değil ki eskisi gibi %30, %40 oranında banka taşıyalım. Daha dengeli şekilde bankacılık tarafında kalmakta yarar var. Yukarıda enflasyon muhasebesinin etkisine yaklaştıkça yine iskonto oranlarını gözden geçireceğiz. Yine bakacağız o tarafa. Gidebileceğimiz bir pay olduğu için ve yabancı alışları da buradan geleceği için ben bankacılık hareketinin bitmediğini ama eskisi kadar yukarıda marş kalmadığını düşünüyorum. O yüzden daha temkinli olarak banka taşımaya devam edeceğiz. Burada garantinin 130'lu fiyatlara doğru hareketini, işte keza yanı başında Akbank'ın 72 hattına doğru hareketini, yeni yapı kredinin 40 seviyesinin üstüne hareketlerini görüyor olabiliriz. Burada özellikle özel bankalar tarafı güçlü olacak. Şu zamana kadar kamu bankaları tarafında özellikle kar yapısından kaynaklı bir baskı olmuştu. Çok uzun bir süre piyasa sübvanse etmekle uğraşmıştı çünkü kamu bankaları. Yavaş yavaş da onların dönüşü var. Halkbank'ın eğer 20 üzerinde tutulması ve Vakıfbank'ın da 25 üzerinde tutulmasını görebilirsek teknik olarak orada da takiplere devam ediyor olacağız. Orada da bir potansiyel var. Ama eskisi kadar portföyün %30'u banka olalım diyeceğim bir süreç değil. Bankacılık portföyün %10'larında kalmalı şu anki süreçte. Yabancı alışları güçlenirse bu oranı biraz daha arttırabiliriz. Esas hikayenin holdingler olduğunu hala düşünüyorum. Burada Anadolu Grubu Holding'in önümüzdeki süreçte gene ön planda kalacağını, keza aynı şekilde Sabancı ve Koç Holding dinamiklerinde korunacağı kanaatindeyim. Birinci sırada eskiden benim için Koç vardı ama yukarıdaki pay bir miktar azalmış durumda. Şu an Anadolu Grubu Holding 1, Koç 2, Sabancı 3 diye bu denklemi kurabiliriz. Geri alım programı açıklayan ve yavaş yavaş dip seviyelerini teyit eden Alerko'da son dönemde bilançolar tarafında oldukça piyasayla kopuk bir beklentili bilançolar getirdi. Bundan kaynaklı satışıyordu. Oranın da yavaş yavaş yaralarını sarılacağı döneme geliyoruz gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra sektörleri genişletmek gerekirse artık yaz sezonu beklentiler ulaştırma tarafında güçleniyor. Ben hala uçan firmalar tarafında çok büyük marj olmadığını, yani gene keza ben bankalar şekilde söyleyeceğim, bankalara söylediğim şekilde söyleyeceğim. Yukarıdaki aynı momentumu korumadıklarını düşünüyorum ama gene Türk Hava Yolları'nda 350-400 hattına doğru, Pegasus'ta da 300 seviyelerine doğru yükseliş hareketleri görebiliriz. Burada iyi sezonlar geçirecekler ve dinamiklerini iyi koruyorlar. Hala FK'larına baktığımız zaman rakiplerine göre hiç fena yerde değiller. Ama ulaştırma kısmının yıldızı hala TAV gibi geliyor bana. Yer hizmetleri kısmının ön plana çıkacağı bir süreçteyiz. Orada 300 seviyesinin üzerine doğru hareketlilikler görebiliriz. Bunun yanı sıra bence biraz önce söylediğim gibi perakende gıda kısmında da hikaye bitmedi. BİM'in de Migros'un da ciddi anlamda orada payı var. Hatta Ülker'i de buraya eklemek lazım. Son konjonktürde bu üç kağıt çok fark yaratıyor. Burada harekete katılmayan bir şok market denklemi var ki o da uzun vade içerisinde hala potansiyelini koruyor. O taraftaki hareketliliği bir miktar daha görebiliriz diye düşünüyorum. Son dönemin yıldızı olan sağlık sektöründe de bir miktar hareketlilikler vardı. Orada da ciddi primler var. Biraz iskontosu azaldı.
Ama oradaki hareketliliği de gene konuşmak lazım. Son olarak yandan ekleyebileceğim sigortalar kendi işlerinde düzeltme yapıyorlar ama yukarı yönlü hareketliliğin devamını gene bekleyeceğim. Ve aracı kurumlar finansal hizmetler kalemlerinin yine güçlü geçireceği bir sene sonu kapanışı olabilir. Sigortalar ve aracı kurumları da takip etmekte yarar var. Bir de yaz ayları itibariyle çimento, taş toprak, inşaat hep insanların aklına geliyor ama burada biraz daha dengeli devam etmekte yarar var. Ben gayrimenkul yatırım ortaklıklarını emlak konut ve torunlar üzerinde takip edilmesi gerektiğini, çimentoda da çimsa bunun yanı sıra bilançosu iyi gelen nispeten daha küçük kağıtlarda kalınması gerektiğini düşünüyorum. Henüz çimentolarda yüklenecek zaman değil ama ufak ufak çimsa gibi potansiyeli büyük kağıtları portföye ekleme zamanı bence. Sertaç Bey, küresel cepheyi de konuşalım isterim. Orası da çok hareketli. Tabii bir taraftan Amerika Birleşik Doğru. Devletleri'nde seçimler var. Biden ve Trump'ı konuşuyoruz ama faiz indirimleri ötelendikçe ötelendi. Enflasyon verisi hala istenilen gibi değil ki. OECD'den de yine FED'e Amerika'ya uyarılar söz konusu. Avrupa biraz erken başladı ama orada da siyasi sıkıntılar söz konusu. Asya tarafında Çin'i konuşuyoruz. Orada da bir daralma var. Böyle topluca sormuş olayım küresel cepheyi. Hepsini birlikte nasıl değerlendirirsiniz? Avrupa zaten aslında adımı attı, yoldan çekildi. Hani ben sıramı savdım, top sizde diye Fed'e bırakmış durumda topu. Fed tarafı da tabii ki seçim atmosferinin geçmesini bekleyecektir ama ya işte dünkü toplantı diyeyim artık, dünkü münazarada da şunu gördük. Ya gerçekten Biden ve Trump hikayesi daha çok su götürür. Yani enteresan bir tartışma geçti. Bundan sonra da daha çok konuşacağız sanıyorum. Daha çok medyatik bir seçime doğru ilerliyoruz. Fakat Fed'in elindeki ve son toplantıdaki genel resmi gördüğümüz zaman Fed faiz indirimlerine bence piyasanın beklediği kadar uzak değil. Sene başında beklediği kadar da yakın değildi. Biz bir türlü o piyasayla Fed arasındaki makası kapatamıyoruz. Yani tam ters noktalara doğru uçuyor. Bence Fed Eylül ayından sonra iki faiz indirimini yapacak. Seneyi de iki faiz indirimi denkleminde kapatacak. Zaten enflasyonun ikiye düşmesini istediği kanaatinde değilim ben. Üç civarlarında kalmasından yana olduğu kanaatindeyim. Yapışkan enflasyonu yenebilmek çünkü çok zor. Onun için biraz daha zamana ihtiyaç var ve enflasyon şu an için gerekli kötülük olmaya devam ediyor. O yüzden ben Fed tarafında iki faiz indirimin cepte olduğunu, Avrupa Merkez Bankası'nın bu sene içerisinde yine faiz indirimleriyle buraya devam edip Fed'le beraber adım adım devam edeceğini düşünüyorum. Avrupa'nın işi biraz daha kolay. Fakat orada da kuzey ve güney arasındaki dengesizlik çok had safhada. Fakat yönetilebilir bir süreçte şu an. O yönetim süreci muhtemelen Almanya'nın Euro bölgesinden çıkıncaya kadarki süreçte yine itişe kakışa devam edecek. Ama Almanya orada asimetri olmaya devam ediyor. İyisiyle kötüsüyle en önemli güç orada hala Almanya olduğu için o dinamikleri çok ciddi etkiliyor. O yüzden de bir ayrışma süreci içerisindeyiz. Ya tabii ki Çin'deki ana konu da şu. Çin bir yandan dünyada söz sahibi olmaya çalışırken bir yandan çok büyük bir nüfusu domine etmeye de çalışıyor. Bölgesel hakimiyet kısmı da var. Ve bu arada Çin üzerinde itiş kakışmadan yararlanan bir politik temel de var. Yani burası da çok kritik. O yüzden şu dönemki atılan adımlar ya da okuyacağımız resmin biraz da siyaset tandansı olduğunu unutmamak lazım. O itiş kakışların bir süre daha geleceği, her iki tarafın da bunu kullanacağını, fakat Çin'de gelen adımların özellikle büyüme konusunda hala dünyadaki büyüme resminin en önemli kalemlerinden ya da Aşil topuğunun Çin olduğu unutulmamalı. Orası vurulduğu andan itibaren dünyadaki birçok domino taşı etkileniyor. O yüzden Çin'le evet hiçbir zaman piyasa iyi olmayacak. ABD endeksli piyasadan bahsediyorum. Ama hiçbir zaman da aranın böyle olağanüstü bozulmayacağı, fakat itiş kıkışın çok süreceği bir süreç hala bizleri bekliyor diye düşünüyorum açıkçası. Info Yatırım Satış Pazarlama Grup Direktörü Sertaç Ekeke. Efendim çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim tekrar. Teşekkür ediyoruz.